Kolay gelsin. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk usta. Nereye gideceğimi bilemedim, ben de sana geldim. Müsait miydin? Çalışalım mı, konuşalım mı? Nasıl istersin? Çalışalım. İyi, geç tezgahın başına. Seni tanıdığım kadarıyla derdin ne iş, ne para, ne pul. Bir gönül meselesi var belli ki. Öyle dursun. Hilal değil sanki. Değil usta. Şu tatlı deli dolu kız mı? O tatlı deli dolu kız. Anlatmak ister misin? İstemem. Unutmak isterim. Zaten ben de gönül işlerinde verecek akıl olsa kendime kullanırdım. Öyle deme usta. Hangimizin kendine ayrı var ki? Unutmak isteyeceğin kadar sevdiğin bir kadın olunca unutamıyorsun gibi oğlum, aksine hep hatırlıyorsun. Nereye baksan onu görüyorsun. En fenası ne biliyor musun? O sorular. Cevabı olmayan o sorular. Beni unuttu mu, beni düşünüyor mu? Beni kandırdı mı, yoksa gerçekten sevdi mi? Bu sorular adamı çıldırtır oğlum. Çünkü sen kendi kendine istediğin kadar sor. Cevabı sende değil, onda. Eğer cevabına inanmayacaksan sormanın ne alemi var? İnanmıyor musun, yoksa söyleyeceklerinin doğru olmasından mı korkuyorsun? Bak şimdi sana aşk konusunda yılların cahili olan Müfit Usta'dan bir test. Sen şimdi bu kızı görmeyeceğim, unutacağım diyorsun değil mi? Yarın bir bahaneyle onu görmeye gidersen, bil ki bitti. Öyle bir şey olmayacak. Ben onu bir daha görmeye gitmeyeceğim. Bu konuda büyük konuşabilirim. Ben işime dört elle sarılarak hayata tutundum Onur. Sen de öyle yap. O kızla tanışmadan önce hayatının amacı neydiyse ona tutun, ona sarıl dört elle. Hazar'ı bulmam lazım. Hazar'ı bulmamız lazım Musti. Bulamayız kızım. Nasıl bulalım? Bilmiyorum. Bulacağız. Of of. Neden böyle bir işin içine giriştim? Ben neden olacakları hiç düşünemedim, hiç görmedim. Senin suçun değil ki. Çünkü biz hala Hazar'ın karşısında ayakları titreyen iki küçük çocuğuz. Tamam ama ben artık özgür olmak istiyorum Musti. Ben serbest kalmak istiyorum. Ben Hazar'ın hayatımızdan sonsuza kadar gitmesini istiyorum. Ben de. İyi ki sen varsın ha. Sen de öyle. Musti, benim Hazar'ı bulmam şart. Ya benim yüzümden Onur'un hayatı mahvoldu. Ondan. Aşktan kızım be. Böyle söylesene, lafı dolandırma işte. Canım, ikisi de aynı şey. Benim şu an tek istediğim var, o da bu yanlışı düzeltmek. Düşün Musti, lütfen düşün. Bir şeyler düşün. Nerede olabilir bu Hazar? Ay ben düşünemiyorum. Ben düşünemiyorum çünkü Onur'u düşünmekten kafayı yiyeceğim artık. Onur'u düşünmekten mantıklı bir şekilde düşünemiyorum. Benim Onur'u görmem lazım ya. Benim Onur'u görmem şart. Kızım saçmalama. Adam seni hapiste sanıyor. Tamam, ben de herhalde aa merhaba ben geldim demeyeceğim. Gizlice izleyeceğim işte. Hem hapse girmeden önce onu son kez görsem iyi olur. Şş, sakın bir şey söyle.
Alsana. Ha? Kal. Kalayım. O elindeki ne? Hangi elimdeki? O arkanda sakladığın şey ne? Pasta, Onur. Yani bugün olanlar için teşekkür etmek istedim. Pasta yaptım sana. Sabah erkenden uyandım, alışveriş yaptım ve bize kahvaltı hazırladım. Nasıl? Güzel. Parmaklarını gözüme sokabilirsin. Yapma, yapma. Kim var orada? Senin ne işin var burada? Hapisten mi kaçtın sen? Yok, aile teyze beni hapise göndermedi, bıraktı. Ece bana yalan söyleme. Ece bana artık doğruyu söyle. Ne işin var senin burada? Yalan söylemiyorum. Aile teyze bıraktı beni, hapse göndermedi. Halam öyle bir şey yapmaz. Ara. Ara, kendin sor o zaman. Ara. Alo. Ala. Öğle saatlerinde sana teslim ettiğim tutuklunun şu an benim evimde ne işi var söyler misin? Ne? Ece. Şu anda evimin bahçesinde. Birazdan emniyete teslim edeceğim. Hayır, bırak onu. Ne diyorsun hala? Bırak şimdi hemen dedim. Ula sen neden böyle bir şey yaptın? Tekrar kaçıp gitsin diye mi? Hala. Şefim ben. Benim dediğim olacak. Ece'yi ver bana. Hala yanlış yapıyorsun. Efendim Aile teyze. Ece, ne yapıyorsun sen orada? Ben seni bunun için mi bıraktım? Hadi işine odaklan. Pazarı bul getir. Tamam, haklısın. Özür dilerim Aile teyze, pardon. Ben son kez Onur'u görmek istedim. Hadi Ece, çabuk çık oradan. Hadi. Tamam. Sen ne yalan söyledin de kandırdın onları? Hazarı bulacağımı söyledim. Hmm. Onlar da bunu yedi mi? Koskoca teşkilat adam kalmadı. Sen mi bulacaksın? Onur, Firuz Başkan dosyayı kapatıyor. Yarın her şey bitecek. Hazarı ben hepinizden iyi tanıyorum. Onu bulacağım ve getireceğim. Thank you.
Ben Profesör Doktor Cemal Batu. Bugün bir hastam ameliyat olacaktı. İsmi Efe Aksu, 8 yaşında. Evet. Onu ameliyat edecek doktorla görüşebilir miyim? Hı. Tamam. Ameliyat kaçtaydı bugün? 3'te. Çok teşekkür ederim. Uyandırmak istemedim de aklıma bir şey geldi. İsmail var ya hani Hazar'ın kankası, soğuk hava deposu olan. O adam kaçırıyordu yurt dışına. Hazar ondan yardım istemiş olabilir. Bir oraya bakacağım. Haberleşiriz. İsmail abi. Ne olmuş burada? Kimse var mı? Kimse var mı? Açacağım, bir dur. Açacağım. Kurşun izi. Efendim Melek. Heh, Ece, gittin mi soğuk hava deposuna? Evet evet, buradayım şu anda. Kimse yok. Yani kurşunlamışlar, çatışma falan çıkmış herhalde burada. Ece saçmalama, tehlikeliyse çık hemen oradan. Tamam çıkacağım. İsmail abi de yok ortada. Ona bir not yazayım, çıkacağım. Tamam ama bizi habersiz bırakma. Tamam tamam, merak etme. Onur! Sen ne yapıyorsun burada? Ne işin var? Ne haltlar karıştırıyorsun? Ona bakıyorum. Ne haltlar karıştıracağım? Hazar'ın peşine düştüm. Sen ne yapıyorsun burada? Kim bu kasap? Hazar'da kasap sık sık görüşürler. Hazar zamanında bununla iş yaptı. İnsan kaçakçılığı. Etle beraber insan kaçırdılar yurt dışına. Ben de ona ulaşmaya çalışır diye düşündüm. Adamın peşine düştüm işte, bu kadar. Belki de sen kaçmanın planını yapıyorsundur, olamaz mı? Ya bak saçma sapan konuşma, ne kaçması be? Allah Allah, senin ne düşündüğün umurumda bile değil. Teşkilat beni bıraktı, aile beni bıraktı. Sen ne yapıyorsun? Sen niye benim peşindesin? Ne istiyorsun ben? Adalet istiyorum ben, tamam mı? Ben gerçeği istiyorum, artık yalan istemiyorum sen. Yalan falan yok, yalanın ne olduğunu öğreneceksin. Yalanmış, hala saçma sapan konuşuyor. Açılmıyor bu kapı. Oh, çok soğuk. Çekil, çekil. Şuradan açılmaz bu kapılar, kaldık burada. Ne demek açılmıyor? Donarak öleceğiz, kafa yiyeceğim. Telefonla bak, çekiyor mu? Oh, çok soğuk. Yok, çekmiyorum benim telefonumda. Çok güzel. Oh. Muhteşem. Oh.
Çok soğuk, ne yapacağız? Oğlum ne kadar dayanabiliriz buna? Kimse yok mu? Açın kapıyı, kimse yok mu? Bağırma, bağırma. Ece, hayır bağırma, bağırma. Sakin ol, sakin ol. Yavaş nefes al. Yavaş nefes al. Oksijenini kartı kullanmamız lazım, tamam mı? Sakin ol, sakinleş. Sakinleş. Sakinleş, bir çaresini bulacağım, sakinleş. Ne kadar kalabiliriz burada? Ne kadar dayanabiliriz? Çok üşüyorum. Birkaç saat. Ne demek birkaç saat? Çok soğuk. Ne yapıyorsun dedik? İşe yaradı mı? Bu bizi birkaç saat kazandırır. Burada olduğumu bilen kimse var mı? Musti biliyor burada olduğumu ama o gelene kadar biz çoktan. Tamam, eğer sana ulaşamazsa o zaman gelir buraya değil mi? Gelir mi? Tamam, güzel. Güzel. Dayanamayacağım. Hayır. Hayır, iyi mi? Girmeyeceğim. Ece! Onlar hayır, Ece. Sen üşüyeceksin. Ece, sessiz ol. Sessiz ol. Sessiz ol. Burada hapses miyiz? Hayır. Ölmeyeceğiz. Tamam. Sakin. Hava deposunda mahsur kalacağımı hiç düşünmemiştim. Ne oldu? Ece, ben öyle elleri girip çıktım. Öyle ellerden kurtuldum ki ama şu an. Kim burada? Benimle beraber. Sayende Ece Hanım. Sayende. Benim doğum günüm. Doğum günümde öleceğim hiç aklıma gelmez. Doğum günümü biliyorsun. Bana hediye almışsın. Ayla teyze verdim. Dur. Bir dakika. Nereye? Hemen geleceğim. Oksijen dikkatli kullanmamız lazım. Hazır mısın? Ece, gözlerini aç. Aç, kurtulacağız buradan. Onu dayanacaksın, bak. Hayır, sakın öyle şeyler yok. Bak, hatırlıyor musun? Seninle ilk karşılaşmamızı. Ha, Marina'da. Hani sen bana vurmuştun. Hatırladın mı? Ha? (Gülüyor)
Bitiriyor musun Ece? Ece. Ece.